Ses açma isteği göndermiş olmam lazım. Şu anda ses var mı? Evet, geliyor. Evet, merhabalar öncelikle hocam, Enis hocam teşekkür ederim size sunumunuzda verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Benim sormak istediğim soru ilk defa bildiğim kadarıyla Sean Carroll tarafından dile getirilen bir eleştiri. O diyordu ki hassas ayar teistlerin kullanamayacağı tarzdan bir argümandır. Çünkü Tanrı istediği her seçenekte yaratabilir. Yani Tanrı ne atomun kütlesini umursar, ne herhangi bir fizik kanununu umursar. Kendi keyfi nasıl isterse, iradesini nereye kullanırsa yaratabilir. Ve böylelikle hani argümanın öncüllerinden sayabileceğimiz işte şöyle şöyle olmasaydı canlılık oluşamayacaktı tarzından önermelerin bir teist açısından anlamsız olduğunu ifade ediyordu. Yani hassas ayar Tanrı'yı kısıtlayan bir argümandır. Teistler de bunu kabul edemez. Dolayısıyla geçersiz bir argümandır tarzında bir eleştiri yapmıştı. Bu eleştiri hakkında ne dersiniz? Şimdi hassas ayar argümanı Tanrı'yı kısıtlayan bir şey değil. Şimdi şunu söyleyelim. Tabii ki Tanrı bir kere her şeyi yapabilir diyen bir teist yok. Tanrı mümkün olan her şeyi yapabilir. İmkansız şeyleri yapamaz. Yani teist yok derken var, Descartes gibileri var ama çok azınlık bu görüşte. Yani Tanrı mümkün olan şeyleri yapabilir. Bizim burada dediğimiz şey kimyasal bir yaşamın mevcut parametreler içerisinde değiştiği zaman imkansız hale gelmesi. Şimdi dolayısıyla bu gözlemden biz tasarıma zıplıyoruz. Biz bunu şunu söylemiyoruz ama Tanrı böyle yapmak zorundaydı. Elbette ki Tanrı farklı şekillerde yapabilirdi. Ama demin de dediğim gibi argüman bir kere zaten Tanrı ile ilgili değil. Biz evrenin arkasında bir plan, bir tasarım olduğunu sadece varsayıyoruz, sonucuna varıyoruz argümanla. Bu Tanrı'ya gidemeseydi bile hala ilginç bir çözüm olurdu. Derdik ki ya teistlik Tanrı değil, bu başka bir Tanrı. Başka bir yaratıcı. Ama ben teistlik Tanrı'yla da bir çelişki görmüyorum. Bir kere şuna benziyor bu argüman. İşte demin verdiğim örnek. Arkeolojik bir bulgu alanına gittim. Orada bütün mezarların bir yöne doğru gittiğini gördüm ve dedim ki bu tasarım sonucu. Birileri bu mezarları veya mezar olmaz, insan olduğu için hemen taşlar var. Bir yerdeki bütün taşlar bir yöne bakıyor. Böyle şeyler var zaten. Ya bu taşlar hep gün batımına doğru bakıyor. Kış gün dönümü gün batımına bakıyor. Bunlar bilinçli bir varlık tarafından dizilmiş. Bir insan tarafından dizilmiş. Ya sonra diyorum ki ya ama bu insanı kısıtlıyor. İnsan istese taşları farklı yönlere götüremez mi? Ha götürebilir. Ha demek ki bunun insan tarafından tasarımlanmış olduğunu söyleyemem. Bu yanlış bir düşünce. Bir kere argümanın hiçbir öncülüne itiraz yok burada. Argümanın doğrudan sonucuna itiraz var. Ama argümanın doğrudan sonucuna itiraz ederek argümanı çürütemezsiniz. Nerede hata yaptım ben onu göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla Sean Carroll'ın bu itirazının ben makul olduğunu düşünmüyorum. Hatta biraz şöyle de bende bir hayal kırıklığı oluşturuyor Sean Carroll adına. Çünkü Sean Carroll çok sevdiğim bir fizikçi ve felsefeye değer veren bir fizikçi. Şunu sorması gerekiyor. Felsefe literatüründe niye böyle bir itiraz yok? Çünkü bu itiraz iyi bir itiraz değil. Teknik açıdan iyi bir itiraz değil. Yani ben ona dikkat etmesini beklerdim yani. Tanrı'nın herhangi yaratılan bir evrenden o zaman Tanrı'ya zıplayamazsınız bu görüşte. Çünkü Tanrı başka bir evren yaratabilir. Ha demek ki Tanrı bu evreni yaratmadı veya Tanrı yarattı diyemeyiz buna göre. İşte ondan sonra gökyüzünde Made in Allah yazıyor. Yazı çıktı. Diyoruz ki yok bu Allah yapmış olamaz bunu. Niye? Allah çünkü kısıtlamış oluyoruz. Allah işte istese öyle yazmak zorunda değildi. Evet değildi ama bu Made in Allah yazması Allah tarafından yapıldığına bir delil yani. Evet zorundaydı diyen yok. Dolayısıyla burada bir yanlış anlama olduğu kanaatindeyim ben argümanın. Makul bulmuyorum açıkçası bu itirazı.